1. Bölüm İman, Tevhid ve Dua Niyet Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin El Hattab bin Nüfeyl bin Abdülüzzah bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Rezah bin Adi bin Ka bin Lüey bin Galip el Kureşi el Adevi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Ameller niyetlere göredir herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse o, gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti, hicretine sebep olan şeyedir buyurdu. Hz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mekke'nin fethinden sonra artık Medine'ye hicret yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihad niyetinde bulunmak vardır. Cihada çağrıldığınız zaman derhal orduya katılın. Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh şöyle demiştir. Babam Yezid sadak olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu peygambere arz ettim. Peygamber Efendimiz, Yezid sen niyetinle sevap kazandın, maan sen de aldığın malı kazandın buyurdu. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Ebu İshak Saad bin Vakkas radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Veda Haccı senesi Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi ya Resulallah malımın üçte birine vasiyet edeyim mi dedim. Evet üçte biri yeterlidir hatta üçte biri bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman onları halka el açacak bir halde fakir bırakmaktan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşine ikram ettiğin lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü masraf karşılığında sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. resul Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı. Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah sizin kalıbınıza ve şeklinize değil kalplerinize ve amellerinize bakar. Ebu Bekre Nüfey bin Haris Es-Sakafi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben Ya Resulallah öldürenin durumu belli de ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaat ile kıldığı namaz, evde veya çarşıda kıldığı namazdan 20 kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe namazdaymış gibi sayılır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et. Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. Sizden evvel yaşayanlardan üç kişi yola çıkar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girerler. Derken dağdan bir taş düşer ve mağaranın ağzını kapatır. Bunun üzerine bizi buradan İyi amellerimizi hatırlayarak dua etmekten başka hiçbir şey kurtaramaz derler. İçlerinden birisi Allah'ım. Benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Akşam onlardan evvel ne çocuklarımı doyurur ne de hayvanlarıma bakardım. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam yemeklerini hazırladım fakat geldiğimde onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece akşam sütü içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde uyanmalarını bekledim. Nihayet sabah oldu. Çocuklarım ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızan için yapmışsam bu taşın yüzünden başımıza gelen belayı bizden uzaklaştır der. Taş bir parça açılır ancak çıkılacak gibi değildir. İkincisi şöyle der. Allah'ım amcamın bir kızı vardı ve ben onu herkesten çok seviyordum. Bir rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar sevebilirse ben de o kadar seviyordum. Onunla birlikte olmak istedim lakin teklifimi kabul etmedi. Nihayet bir kıtlık senesi zorda kalınca bana başvurdu kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 altın verdim, kabul etti. Bu fırsatı elde edince Allah'tan kork da haksız olarak mührümü bozma dedi. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kızdan uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım eğer ben bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmış isem içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden gideriver diye yalvarır. Mağaranın girişindeki taş bir parça daha açılır. Fakat yine çıkılabilecek gibi değildir. Üçüncü şahıs da şöyle der. Allah'ım. Ücretle işçiler tuttum ve ücretlerini verdim. Yalnız biri ücretini almadan bıraktı gitti. Onun ücretini çalıştırdım. Onun hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek ücretimi ver dedi. Ben de şu gördüğün develer, öküzler Koyunlar ve köleler senin alman gereken ücretten çoğalmıştır. Hepsini al, götür dedi. O da Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme dedi. Ben seninle alay etmiyorum, gerçeği söylüyorum dedim. Bunun üzerine mallarını aldı ve hepsini sürüp götürdü. Geriye hiçbir şey bırakmadı. İlahi, eğer ben bunu senin rızan için yapmışsam, içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden defet der. Taş mağaranın ağzından kayar ve onlar da çıkıp giderler. İlim ve ilim ehli Muaviye radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah hayrını dilediği kimseyi dinde kavrayışlı kılar. İbni Mesud radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği hikmetle davranan ve onu başkalarına öğreten kimsedir. Seh bin Sa'd radiyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ali radiyallahu anh'a şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Benden işittiğiniz bir ayet de olsa onu halka ulaştırınız. İsrailoğullarından gelen rivayetlerden de haber vermenizde beis yoktur. Her kim de bile bile benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle naklediyor. Resul-i Ekrem'den işittim buyurdu ki İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.